Arıkan, annesi Selam Arıkan'la bir işbirliği için kamera karşısına geçti. Aradılar, gittik, konuştuk. Çok güzel bir proje yazıldı üzerine. Biz de annemle birlikte keyifli oynadık. Selma Arıkan röportajda biraz gergindi. Biz çünkü Bağdat Caddesi'nde doğduk. Ya evet. Ben doğdum, yani, değil mi? Doğurdum ben. O da doğurdu beni. Çok gururla söyledim. Her zaman. Selma Arıkan projeyi hemen kabul etmiş, çuvalla hediye almış. Ay. İkna olmak ne demek? Atladı. Atladım tabii ki. Evet, hemen ikna. Ailede var yani böyle bir şey. Yani nasıl olmasın, düşünsene sana teklif geliyor. Hayır mı diyeceksin? Ya, mümkün. Hele koli koli hediyeleri de alınca olmaz. Enis Arıkan annesine pahalı hediyeler alırmış. Maddiyatçıyımdır. Her zaman pahalısını severim. Evet, doğru, gerçek. Enis Arıkan cimriymiş. Enis kendini cimri. Bize değil de kendine. Evet, kendime öyle çok şey almam ama arkadaşlarıma, aileme daha çok alırım nedense. Kendime biraz daha pintiyimdir ama ne gerek var derim. Ama aileme falan hiç acımam, öyle şeylerim yok. Enis Arıkan çekimlerde annesine zor anlar yaşatmış. Hayır, beni o geriyor, pardon. Beni o geriyor. Ben gayet rahatım yavrum. Ama ben bir replikle takıldığında bana niye yapamıyorsun, niye falan diyor. Bayağı yönetmenler sen dışarı çık, ben anneni oynatırım, sen git falan diyor. Selma Arıkan sert bir anneymiş. Ben biraz dominant bir anneydim. Babaları çok yumuşaktı. Ben biraz serttim. Enis'i özellikle okuması konusunda çok şey yaptım. Üzdü de beni zaten, biliyor herkes bunları. Ama çok iyi bir evlat yavrum. Allah'ıma şükürler olsun. Ne konuda üzdünüz, hemen oraya dönelim. Derslerimde biraz zayıftım, ondan bahsediyorum. Evet, biraz evet, düşük evet puanlar alırdım. O yüzden evet biraz şikayetçidir. Okuldan çok çağırırlar mıydı hocalar yaramazlık konusunda? Her hafta şikayetle giderdim, evet. Allah'a şükürler olsun. Ama bir şükür de geldi sonra. Tabii ki, her zaman. Selma Arıkan'dan acı bir itiraf geliyor. Parmağındaki yüzüğün acı bir hatırası var. Yüzük vardı. Onu satmak zorunda kaldık bazı durumlardan dolayı. Sonra Enis'in bana bir tek taş aldı. Bundan 3-4 yıl evvel. Onu hayatım boyunca unutamam. Hep de parmağımdadır. Onu hiç unutamam. Bunu bana, beni bununla mezara gömsünler. Yani o kadar seviyorum bu yüzüğümü. Ben Enis'e bir gün dedim ki, oğlum evlen, bir çocuğun olsun da dedim, ben ölmeden büyüteyim. Ay anne, bu ne varoşluk dedi bana. Ben anne, de ben öyle bir şey demedim. Hayır, bir dakika. Bir dakika. Anne ne yapıyorsun kızın seni? Ay yok, şaka yaptı. Şaka. Tehlikeli. Bak, sulardayız mı canım? Burayı küçücük atarız. Ne olacak? Atın benim o zaman çocuklar. Ben konuşmasını her şeyi de bilemem çok yani. Kıvanç Tatlıtuğ'un aile dizisinden 13 bölüm parası olan 20 milyon lirayı peşin aldığı öne sürülmüş. Rol arkadaşı Serenay Sarıkaya bu iddiayı yalanlamıştı. Evet. Çok keyifli bir yolculuk geçirdik. Çok tatlısınız. İyiyim. Sizden ne var ne yok? Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Koşturuyorum ya. Provam var şimdi. Soralım. Nasıl? Çok güzel gidiyor. Ya. Çok şükür çok güzel gidiyor. Mutluyuz. Keyfimiz yerinde. Başka işler var. Onları koşturuyoruz. Ne gibi işler mesela? İşler falan başka bir şey. Evet. Bir sürpriz var ama şimdi söyleyemem. Erken daha sonra. Hemen gitmeden son olarak Kıvanç Bey'in bir 20 bölüm peşin aldığı konuşuyor. Sizin böyle bir bunlar talebiniz oldu mu? Bunlar çok çirkin konuşmalar. Hiç böyle bir şey yok. Böyle bir sektörde böyle bir düzen yok ki. Teşekkürler. Şebnem Bozoklu, oyuncuların 10-15 bölüm parasını peşin alması hakkında konuştu. Yani her oyuncu sözleşme sürecinde bazı taleplerle gider yapımcısına. Her oyuncunun da farklıdır aslında. Kimi bir garanti ister, kimi başka bir şey ister. Tamamen oyuncunun ve menajerinin sözleşme hazırlanırken ki kararları. Belki korkusu yüzünden mi? Yani reytinglerden yoksa? Olabilir, bilmiyorum. Televizyon bildiğiniz gibi biraz zor bir platform. Yani dijitalde biz çok daha, ben çok daha huzurluyum açıkçası. Türk sinemasının emektar isimlerinden Abdullah Şahin, bir nesil onu Nokta ile Virgül filmiyle hafızasına işledi. Oldu. Gençliğimizde böyle şeyler yoktu. Telefon o yüzden yoktu. Telefon daha yoktu tabii. Yani medeniyet iyi mi acaba, kötü mü? Bak, telefon olunca dolandırıcılık oluyor. Aslında tek isteği birkaç günlüğüne bir araba kiralamaktı ama başına gelmeyen kalmadı. Kiralık araba arıyorum ben. Bir yerlere gidecektim. Bir tane araba gördüm internette. Fiyatı da uygun. Sonra orayı aradım. Bir telefon. Bir hanımefendi çıktı, 10 gün lazımdı bana, 15 lira dediler. 15 bin çok.
İneriz dediler. İyi insanlar indiler. 10 liraya, 10 bin liraya indiler. Dolandırıcılar bununla yetinmediler. Araba parasını aldılar. Bir de üzerine sigorta parası aldılar. Parayı gönderdim ben. Parayı gönderdikten sonra bir telefon daha geldi bana. Biz sigorta şirketiyiz dediler. Size verilen araba 2 milyonluk bir araba. Sigortalı olmamız lazım. Sigortalayalım dedim. Ben daha uyuyorum. Ama dediler biz 8400 lira gönderin. Ondan sonra biz ona giriş yaptı. Göstereceğiz sonra size geri göndereceğiz dedi. Bir başka dolandırıcılık haberine geçiyoruz. Sinem Ünsal, Hande Doğan Demir, Hazal Türesan'layız. Kızlar Athena'dan canlı müzik dinlemiş, keyifleri yerinde. Grubun en çılgını kim peki? Hepimiz. Hepimiz. Yani yer yer değişiyor. Evet evet. Biz böyle hepsi gibi bir grup mu olduk bir yandan? Grubun en çılgını. Ancak Hazal Türesan'ın geçtiğimiz aylarda 100 bin Türk lirası dolandırıldığı iddia edilmişti. Olayın hala şokunu yaşıyor. Son durum ne peki, bir dolandırıcılık davası? Yok, o Eylül'de ikinci davası, yani son durumu bu. Nereden biliyorsun? Büyük dolandırıldım. 100 bin TL'ydi değil mi? 100 bin lira. Ya çok fena. Siz nereden biliyorsunuz bu kadar? Yani gündemi biraz takip ediyorum. Okay, bravo. Keşke etmeseniz. O kadar etmeseniz. Nasıl oldu bir anda? Ben onu çok merak ettim. Hani siz bu tuzağa nasıl düştünüz? Biz ayacağını boş verin. Travma. Çok güzel bir gece geçirdik. Yapmayın. Ünlü modacı Cihan Nacar'ın 10. yıl defilesine gidiyoruz şimdi. Birazdan 10. yıl defilemi yapacağım. Bu bir 10. yıl kutlaması aynı zamanda. Hem heyecanlıyım, hem mutluyum, hem de çok duygusalım bugün. Ünlü isimler de defileye akın etti. Onun diktiği, onun elindeydiği her şeyi çok keyifle giyiyorum. Yine şaheserler yaratmıştır. Burada olduğumuz için de çok heyecanlıyız. Cihan Nacar'ın yeni koleksiyonunu, moda dünyası için çok önemli bir tasarımcı. Çok şık olmuşsunuz bugün. Siyahlar içindesiniz ama tabelatlarına. Teşekkürler. Cihan Nacar'ın 10. yıl defilesi. Neler söyleyeceksiniz? Canım, ben tasarımlarını çok beğeniyorum. Zaten arkadaşım da kendisi. Podyumda en dikkat çeken isimse derin yırtmacıyla Şevva Şahin oldu. Cihan Nacar yeni koleksiyonunda fütüristik öğelere sıklıkla yer vermişti. Pudra pembesi, somon tonları, dev fiyonklar ve süper miniler 2023 yılının öne çıkan moda unsurları oldu. Zeynep Bastık İstanbul'da konser verdi. 1500 kez sahneye çıktı ancak bu gece çok heyecanlıymış. Hatta panik atak bile yaşamış. Bu krizin sebebini öğrenmeden önce dönem kostümünü andıran kıyafetlerine yakından bakalım. Tarzını beğendiniz mi?